Beta Kritik kanalından herkese selamlar arkadaşlar. The Last of Us Part 2 oynamaya devam ediyoruz tüm hızıyla. Kaldığımız yerden en son benzin almıştık ve jeneratörü çalıştırıp doğu kapısını açmıştık. Doğu 2 kapısını açtık. Hop, Doguç geldi bu arada. Hepimize keyifli dakikalar diledim. Hazırsanız başladık. Şimdi haritaya bakalım. İyidir kardeşim, sen nasılsın? Ha, VLF'ye doğru gideceğiz galiba. Tamam, VLF'ye doğru gidelim bakalım. Yorgunluk, biraz yorgunum. Öyle. Kurt. Kurt mu? VLF. Şimdi anladım. He. Ha evet. Çok mantıklı. Selam vermeye geldim, kaçayım, daha oynamadım ben, spoiler yemeyeyim. Tamam kardeşim. Hastalıklı şu çiften atladım. Demek ki oradan içeri girebiliriz. Teşekkürler kardeşim, sana da kolay gelsin. Bu arada şey yapıyor mu? Bilmiyorum. Video ne zaman yayınlamaya başlayacaksın? Abi hiç mermi yok abi. Üç tane altı patlar. Ya bu oyunda niye mermi yok arkadaş ya? Dur be. Molotof üretelim bir tane ya. Bundan da üretelim bir tane. Kalmadı, bunu üretmeye kalmadı arkadaşlar. Bu akşam 3 tane yayınlayacağım, günde 3 tane şekilde ilerleyeceğim. Tamam, ayarlarım istersen etiketleri kardeş. Photoshop'ları da ayarlarım. Günde 3 tane ayarlarız, ne olacak sana? Sen... Sıkıntı yok be kardeşim, ben ayarlarım onları sana, hiç merak etme. Tamam. Şey yaparız, gene haberleşiriz o zaman, sağ olasın. Ben bir yayın yapacağım, sonrasında işim bitecek. Günlük işim o kadar olacak. Tamam kardeşim, hadi sana da kolay gelsin. Eyvah. Kaç tane var la orada? Oha. Biz şu anda... Abi... Mermim bitti. Tamam. Ya arkadaş tamam, palayla kesebiliyoruz her şeyi de. Bu kadar az mermisi ve mermi vermesi bu oyunun olacak şey değil. Ha iyi bari, iki tane şey aldık. Alacağız şimdi. Bu ne be? Bu ceset taze. Ve üstünde kurt arması var. Demek benzinlerini alıp gidememişler. Bu iyi değil mi? Joel'u öldüren pezevenkleri sıradan bir hastalıkla öldürdüyse... Yine de ölmüş olurlar eli. Adalet böyle olmamalı. Buraya gelmişken alabildiğimizi alalım bari. Tamam alalım. Pek bir şey de yok çevrede gerçi ama... Neyse. Aç bakalım çekmeceleri. Bu doluymuş. Tamam. Alkol alak. Başka alacağımız bir şey var mı ya? Bu kadar mı? Heh, şu kapıyı bir açalım. Arkadan kilitli. Ah, kırıkmış camı. Abi cam olan kapıda kapıyı kilitlemenin ne mantığı var acaba? Vurulmuşlar.
Tanıyor musun? Hayır. Belki bunları başkası öldürmüştür. Hastalıklar sonra gelmiyor. Bu da doluymuş, dur. Madem ki dolu, üretim yapalım ya. Şundan bir tane daha üretek. İki tane molotofumuz oldu, o iyi. Şimdi boşver molotofu ya. İyi var, otomatik dolduruyor mermileri. Hey, benzini buldum. Güzel. Tekrar gerekirse yerini biliyoruz. Tamam. Burası neresiydi la? Buraya bakmış mıydık? Evet. Şu üst tarafa da bakalım bir bakalım. Ben bunu da tanıyamadım. Bu ne arkadaş? Oha, kaç katlı la bu bina? Burada biri daha var. O kimmiş la? Tommy mi yoksa? Bunu çıkaramadım. Yok, değilmiş. Birbirlerine karşı kullanmış. Nasıl? Joel bundan bahsetmişti. Bu adama bir soru soruyorsun ama sözlü değil, yazılı yanıtlıyor. Sonra şuna soruyorsun. Eğer uyuşuyorsa doğruyu söylüyorlar. Eğer değilse ağızlarına sıçıyorsun. Evet. Bir kapı kodu daha. Öyle görünüyor. Bu yeni olmuş el. Uzakta olamaz. Evet. Buradan çıkabiliriz. Belki Tommy'ye yetişiriz. Dur şimdi, dur. Evet. Dur, daha evi araştıracağım ben. Bir dakika, evi araştıracağım. Boş ver Tommy'ye yetişmeyi. Bir sürü eşya lazım. Abi aç. Tamam, gitti. Araştırma denilen şey bitti. Daha bir katı daha vardı evin ya. Uf. Belki mermi falan çıkardı be. Neyse, gene gireriz. Biliyorum, Tommy zor bir hayat geçirmiş ama... Gene giremez miyiz acaba? Değil mi? İyisin değil mi? Hiç hoş değildi. Haritaya bakalım şimdi nereye gideceğiz. Kardeşimin katillerini sandalyeye bağlı falan... VLF'ye gideceğiz. Daha fena yapardı. Anlıyorum. Ya şu evin içine baksaydık biraz ya. Şu evin içine ben biraz daha araştıracağım arkadaşlar. Çünkü bunun
Başka bir yol yok diyeceğim de buradan girmemiş miydi bu? Aa, kaldırmışlar şeyi ya. Şu çöp kutusunu taşıyamıyoruz değil mi? Allah belanızı vermesin ya. Nereye gidiyorduk biz şimdi? Dur, tersine gidiyoruz. Bu tarafa gideceğiz. Jeneratöre git. Ben kapıdayım. Kodu hatırlıyor musun? Kanla yazılan kodu mu? Evet. Kanla yazılan kodu mu? Hallettim. Ve ben de bunu hallettim. İyi var. Asıl soru şu. Bu bizi nereye götürüyor? Aç bakalım nereye götürüyor. Bence sığınak bulup kamp kuralım. Yüksek bir yer iyi olur. Etrafı da gözetiriz. Bu fikri beğendim. Pekala. Açık bir bina arayalım. Hastalıklıların olmadığı bir yer. Ya da VLF'nin. Kurtlar. Her neyse. Açsan o bademli şeylerden ben de hala biraz var. Bunun içine girebilecek miyiz lan? Ne oldu? Az önce aynı annem gibi konuştum. Ben iyiyim. Atı bıraktık. Fedra. Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Buraya giremeyeceğiz mi biz? Bu nasıl şey bu ya? Yanlış yere bakıyoruz ki. Şu binaya girmemiz lazım da bu binaya nereden gireceğiz arkadaş ya? Allah Allah. Gel bakayım. Atla gideceğiz galiba ya. Lan mı gireceğiz şimdi? Aman neyse, gidelim atla mı gideceğiz, neyle gideceksek. Dur bakayım, ileriye doğru bir gidelim ya. İlla durduracaksın. Aklım çıktı ey. Allah belanızı vermesin. Heh, bu da yakalandı. Bunlar da habire yakalanıyor, sonra salınıyorlar ya. Yani. Nasıl buldun? Yüzünde yara olan lanet bir herifi soruşturdum. Hmm, komikmiş. Kaç kişi geldiniz? Sana ne? Sadece ikiniz mi? Evet. Bunu durduramazsın. Jordan. Dışarı çıkıp diğerini araman gerekiyordu. Ne bok yiyorsun? Jackson'da öldürdüğümüz şu kaçakçı vardı ya. Evet. Bu kız da oradaydı. Ne? Peşimizden geliyorlar. Nick'in ağzını sıçan da bunlardı. Onu Isaac'e... Nick kimmiş be? ...ve neler olduğunu açıkça anlatın. Evet, Isaac'le az önce konuştum. Yeni bir emrimiz var. Tüm kaçakları öldüreceğiz. Bekle, dur, bekle. Bekle, acele et. Doğrudan emir geldi. Hayır, onunla konuşup neler bildiğini öğrenin. Bildiyse kimde bile değil. Diğerlerine yaptıklarını gördün. Kaç kişiyle olduğuna dair hiçbir fikrin yok. Pusu kurmuş olabilirler Mike. Kaç kişiyle olduğundan bana ne? Onları da bulur, geber. Bir saniyeliğine de olsa beynini kullanır mısın? Jordan'ı zatma, çekil artık ölümden.
Aha geldi geldi. Ondan vurdular lan. Kratos'un öfkesi lazım şimdi. O olması lazım. Onlardan biri. Hadi. Ona sonra bakarız. Haritada TV istasyonu var mıydı? Ne bileyim ben ya. Hadi seni. Kahretsin Eli. Kaç. Kaçamayacağız peki. Sen dolar. Nereden dolaşacağız? Ya mermim yok arkadaş ya. İkilin. Boşa salladık mermiyi ya. İyi sağ ol, Allah razı olsun, bir iki mermi verdin. Kaç tane adam görüyorsun? Yeterince. Buradan çıkmamız gerekiyor. 3 tane vermiş. Tamam bu gitti. Oo, nereden buraya bunlar var? Evet, 3 mermi harcadım, 1 mermi aldım. Öleceğim. Mahladım onu. Bu taraf. Lan. Tanımıyoruz. Onlarda mermi ya da sağlık çantası falan yok mu ya? Ya arkadaş birer birer mermi veriyor. Allah'ın belası oyun.
da istiyorum. Harika, çoğaldılar. Şu lanet merdiler ne taraftan geldi? Bilmem. Adliye binasını ara. Sen kafeteryayı tut. Ben buldum. Tamam. Bir arkadan işi becerebilirsek. Lan nerede bu? Çıkacağım birazdan, merak etme. Onları buldum. Kapının yanında. Lan arkadaş hareket etmesene be. Tamam gitti, suratı dağıldı. Ama 4 tane mermi gitti. Pompalım var la onda. Orada olduğunu biliyorum. Gel gel. Nereye gideceğiz la? Dur 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 dur. Alalım o şeyle. Doluymuş. Hala daha üretemiyoruz mu bunu be? Diğer taraftan gelip görmesin bizi ya. Orada bir şey gördün mü? Görmedi, görmedi. Diğer nerede la? Cevap. Hadi cevap ver.
Görecek şimdi. Neredesin lan? Kolu kop. Bilmesek daha iyi. Şimdi nereye gideceğiz? Lan atlarsak ölürüz. Tamam, okumaya gerek yok. Peki ya bu? Bir deneyim. Hadi içeri. Köpekler de var lan. Hadi. Bu okuldan gitmemiz gerekiyor. Hemen. Bir yerlerde sokağa inen bir yol bulmalı. Ya ama peki nerede o yol? İşte. Hadi gel. Şey buldum gene. Kardiyo koleksiyon kartı. Neymiş bu? Ters çevir. Kardiyo. Oku. Gerçek adı Pedro Rojas. Zeka 60, kas gücü 60, bağlılık yok. Pedro Rojas her zaman kazanmayı düşleyen ama bir türlü hedefi tutturamayan bir uzun mesafe koşucusuydu. Spark sınırsız kondisyon karşılığında kendisi yeni Velocitanium yapay kalpleri için denek olarak kullanmayı teklif ettiğinde hiç düşünmeden kabul etmiş. Sonra da kaçıp saklanmıştır. Kardiyo olarak bilinen adam herkesten daha hızlı ve uzağa koşabilmektedir. Deneyi sonuçlandırmak isteyen Spark o günden beridir kardiyonun peşindedir. Tabii önce onu yakalaması gerekiyor kahraman. Sokağa çıkmamız lazım. Çıktık. Tamam, etraf temiz duruyor. Evet. Güvende gibiyiz. Güzel. Şuna baksana. Onlardan biri. Onun da amına koyayım. Mektubu oku.
Jordan, Isaac bizi 2 haftalığına bir TV istasyonuna dikti. Bölgede Scar'lar tespit edildi. İşte seni oyalayacak bir şey Lia. Neymiş? TV istasyonuna mı gideceğiz? Sence hala orada mıdır? İnşallah oradadır. Ölmeliyiz değil mi? Yani şu uzun binaların hemen orada. Şu tarafta. Tamam. Lia'yı bulalım hadi. Lia kim be? Dur şu evin içine bakmadan şuradan şuraya gitmem ya. Bir sürü çekmece var burada. Sağ ol, Allah razı olsun. Şundan bir üretelim. Tamam. Ne o? PlayStation 3 var orada bak. Vallahi PlayStation 3 var. Evet, haydi gidelim bakalım. İyi misin? Evet. Orada boku yedim sandım. Bu arada kurtardığın için sağ ol. Ne demek? Tamam, buradan çıkmayacak. Demek kurtlar onlardı. Baştan aşağı silahlılar. Evet, öyleler. Ne kadar kalabalıklar değil mi? Tam nereye gideceğiz Labis? Söylemişti. Senin için bir şey fark eder mi? Hayır. Abi haritayı niye açmıyor bu? Devriyeler için tetikte ol. Bu civarda birkaçı beni kıstırmaya çalışmıştı. Kaç kişi? 2 kişi gördüm. Ama bence daha fazlalardı. Okuldan çıktığımızı fark edince... ...ve tabii arkadaşlarını öldürdüğümüzü. Cümbür cemaat bizi arayacaklar. Hayır, hastalıklarla uğraşıyormuşuz yetmiyor. Bir de insanlarla da uğraştırıyorlar. Öldürdün mü? Evet. Siktir. Ah, kalbim çarpıyor. Aynen. Niye senin kalbin çarpıyor veya? Golf sopası istemiyor. Şey, beyzbol sopası istemiyor.
İyi, sanki az çok mermileri şey yaptık gibi. Toparladık gibi. Bir konu beni rahatsız ediyor. Neden fırsatları varken seni ve Tommy'yi öldürmediler? Bilmem. Bence aptallık. Belki de aptallardır. Acaba... Ne? Belki de onların aradığı kişiler siz değildiniz. O yüzden sizi bıraktılar. Resmen ağzımıza sıçtılar. Jordan denen herif yüzümü tekmeledi. Evet, ama sence neden yarım bıraktılar? Yani... Bir önemi yok. Beceremediler. Evet, öyle. Nottaki kızın ismi neydi? Televizyon istasyonunda. Lea. O şey miydi? Saçları örgülü olan. Hayır. Ona dair hatırladığım tek şey o sadist pisliği doğradığımda arkasından ağlamasıydı. Onu nasıl halletmek istersin? Ne biliyormuş görelim. Diğerlerinin yerini öğrenelim, sonra bakarız. Neden yaptıklarını soracak mısın? Evet. Rockefeller. Bu neymiş lan? Norman Striker, zeki 60, kaz gücü 100, Society of Champions. Başlangıç koleksiyonu kupasını kazandık. Emlak ve inşaat patronu Norman Striker'ın en büyük başarısı hem dünyanın gördüğü kısmı hem de yer altındaki devasa laboratuvar kompleksiyle Spark ana binasıydı. Ama Striker gizli bir deney bastığında Laurent Foucault bir taş ocağı patlamasıyla ondan kurtulmaya çalıştı. Society of Champions Striker'ı kayaların altından çıkaramayınca Doktor Stan bu kayaları Striker'ın bir parçası haline getirdi. Artık tepeden tırnağa kayadan yapılmış bir zırhla kaplı olan Rockefeller, Spark ana binasını her tuğlasına kadar yerle bir etmek istiyor. Üstelik mekanda herkesten iyi biliyor, tarafsız kahramanmış. Boş. Bunlar doğum geçmişine dair bir şeyleri hatırlatıyor mu? Pek değil. Senin bilmediğin bir şeyler yapmış olma ihtimali nedir? Yüksek. Joel pek konuşkan biri değildi. Acaba Tommy bu konuda ne düşünüyor? Joel'un sürtüştüğü insanlar hakkında daha çok şey biliyordur. Ya arkadaş, biz nereden nereye gideceğiz be? Deli danalar gibi dönüp dolaşıyoruz. Buradan geçtik az önce. Burayı araştırdık zaten. Gideceğiz galiba. Diyeceğim ama. Onunla ne yapıyorsun? İlk önce eve gireceğim, sonra şeye gireceğim. Etrafı gözetlerim. Okursunuz.
O neymiş lan? Bu da neyin nesi ya? Bir çeşit bomba mı? Tuzak mayınları düşmanlar yaklaştığında patlar. R2 düğmesiyle yerleştir. Bunları da kullanacağımızdan değil ama neyse. Tamam, bu kadar yeter. Değdi mi bari? Evet. İyi vurgundu. Çekil de ittireyim şeyi. Hiç istifini bile bozmuyor. Binaları hala biraz görebiliyorum. Nasıl gitmek istiyorsun? Bakalım. Nereden gördüler lan? Siktir, dikkat et. Tamam, elinde eşya olana şey yapmamamız gerekiyor. Başka nerede var la bunlardan? Başka var mı? Sanmıyorum. Şahane. Siktir. Tanıdığın var mı? Hayır. Gene mermi harcadık Allah'ın belası yerde ya. Abi ya, bu karantina amma büyük. Bayağı büyükmüş. Bence kurtlar her yere yayılmış mıdır? Umarım yayılmamıştır. Lan çok yakından geliyor onun sesi be.
ağıt takırdayan varmış. Hadi. Lütfen ha. Sen bana dibimde mermi atarken iyiydi. Başka var mı? Deniz yok. Lia'yı nasıl tek yakalayacağız? Karantina çok kalabalık. Onunla bir dakika konuşsak yeter. Zorla mı konuşturacaksın? Duruma göre. Yalnız gene mermi bitti be. Durun be. Öleceğimiz belliydi orada ya. Oha. Buradan nasıl sağ salim çıkacağız biz be? Olsun.
Hey Allah belanı verme. Oha. Bunu sakın kaçırmayın. Oha be. Buradan biz nasıl sağ salim çıkacağız ya? Ama sıkıldım buradan ha. İlerlemeseniz olmaz mı ya? Kalkmayın! Evet şunları! Çabuk sar yaralarını ya. Nerede o fırlama? Onu indirdim. Daha nereden geliyorlar ya? Oo. Kanasla mı vuruyorlar bizi? Biri kanasla vuruyor da. Üretemiyoruz da arkadaş ya sağlık çantası. Hadi
çocuğu. Üret hadi be ya. Lan üret bakayım bir tane. Al şunları be. Var mı lan daha? Ses yok. İyi misin? Evet. Sırada ne var? Ne bileyim ben. Bu kontrol noktası duvarından geçmeliyiz. Şu binalar diğer tarafta. Etrafa bak. Bir geçiş yolu olmalı. Binaların tepesinden falan mı gideceğiz ya? Binanın içinden girip mi acaba? Merdiven varmış orada. Gene yedi bir sürü mermim ya. Hey, galiba bu yoldan. Galiba su yok o yoldan zaten de. Tamam. Geçtik. Sırada ne var? Dina. Hadi bakalım Dina. Elini ver hadi. Hey, şu yuvarlak bina. O TV istasyonuna benziyor. Evet. Hadi. Ne zaman? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya.
Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.